Yunanistan'dayız. Sol tarafımız deniz. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, haftanın en son gününde yine karşınızdayız ve yine her zaman olduğu gibi Türkiye'de, dünyada neler olup bittiğini bizim perspektifimizden konuşacağız. Kenan diyor ki, Cüneyt Bey şu San Francisco İstanbul'dan ne kadar uzakta bir netlik yapalım, netleştirelim. 11 bin kilometre mi, 13 bin kilometre mi? Valla 13 saatte geliyorsun sevgili Kenan kardeşim. Benim bildiğim 11 bin kilometre ama bazen dilim dolaşıyor, 13 bin kilometre diyorum. Bu da büyük probleme yol açıyormuş. Chat'te arkadaşlar ya 2000 kilometreyi ne ara attın diye öyle atıyorum ben kafadan 2000 kilometre daha fazla ya da daha az öyle ufak tefek şeyler oluyor. Zaten matematiğim çok iyi olsaydı karşınızda gazeteci olarak değil mimar olarak oturuyor olurdum. Ama gördüğünüz gibi hayat bizi buralara getirdi. Gazeteci yaptı ve de ta San Francisco'lara getirdi. Burada saat 9:02 geçiyor. Şu anda Türkiye'de 20:02. Ve de cuma rehavetine herkes kapılmış durumda. Gündeme bakıyorsunuz, gündemde hemen hiçbir şey yok. Seçim konuşuluyor. Seçimde de tarihten bir sayfa olarak Tansu Çiller hanımefendi tekrar sahneye girdi. Tansu Çiller sahneye girdi ve elbette AK Parti'yi destekliyor. Yani daha doğrusu iktidar kimse onu destekliyor her zaman olduğu gibi. Ne diyor peki desteklerken Murat Kurum'la ilgili bir dinleyelim isterseniz. Murat Kurum bir heyecanla geliyor İstanbul'a. İstanbul bu heyecanı arıyordu zannediyorum. Çok önemli noktalara değindi. Bence en önemlisi depremde. Yani deprem geliyor İstanbul'a. Ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor İstanbul'a. Yani hayat gidiyor. Bir üçüncüsü de istihdam konusuna değindi. O beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gençlerimizin özellikle kadınlarımızın çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve istihdamı evladı için ister, kadınlarımız işin için ister ama kendisi için de ister. Burada ilk kredileri veren, kadın kredilerini veren birisi olarak bu beni heyecanlandırdı. Ve umuyorum ki bu alanda belediyecilikle birleştirerek bir demokratik açılım haline getirilebilir. Ve bu işte mutlaka bankalarımızın da dahli olacaktır. Böyle bir üçlü bir üçgen şeklinde ele alınırsa İstanbul için çok şey yapılacaktır. Buna inanıyorum. Hayırlı olsun. İstanbul için hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Ne kadar güzel söylüyor Tansu Hanım. Murat Kurum'a desteklerini böyle içten bir şekilde istihdam dedi. Ne kadar güzel dedi. O beni heyecanlandırdı dedi. Fakat olayın böyle olmadığını birkaç dakika sonra Ekrem İmamoğlu açıkladı. Meğerse mesele tamamen duygusalmış desteği. Neymiş bir dinleyelim Ekrem İmamoğlu'ndan. Desteklediğini ben biliyorum. Onun niçin yanında olduğunu da ben biliyorum. Niye biliyor musunuz? Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için Şehircilik Bakanı onun için destekliyor. Yani nasıl böyle Ekrem İmamoğlu günahını alıyor Tansu Çiller'in? Ben de bunu anlamakta zorlanıyorum. Ne alakası var yani? Yani 11 bin metrekarelik bir şey için mi yani Tansu Çiller gidecek de Murat Kurum'u destekleyecek? Dünya bu kadar kirlendi mi ya? Hangi ara bu kadar kirlendi? Ya da bu kadar ucuzladı mı? Kaç bin kilometredir? Kaç bin metrekaredir? Keşke 11 bin metrekareye kimse buna şey yapmaz yani. Tenezzül etmez. O 11 binin yanına mı sıfır koyarsınız? Önüne mi bir koyarsınız artık? İki mi koyarsınız bilmiyorum yani. Koskoca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı 11 bin metrekarelik yere imar açıldı diye Murat Kurum'u destekleyecekmiş. Allah Allah. Ekrem İmamoğlu siyasette hala yeni. Hala rantın ne kadar büyük olduğunun ya da bütün bunların nereye vardığının farkında değil yani. O yüzden ben kendisini kınıyorum burada Ekrem Bey'i ve de bunun bir iftira olarak atıldığını düşünüyorum. Çünkü hiç kimse 11 bin, 12 bin metrekarelik bir yer için böyle bir desteği açıklamaya tenezzül etmez. Ha dersen ki 120 bin metrekare okey bak o ne olur. Ya da bilmediğimiz bir 90 bin metrekare daha vardır o da olur yani. Allah'ım ya seçim geldi vaatler havada uçuşuyor. Ne vaatler? Herkes herkese bir şey vaat ediyor. 100 bin tane ev yapacağım. 5 yılda 650 bin tane konut yapacağım diyor Murat Kurum. Ne diyor bir dinleyelim mesela. Bu da şahane bir vaat yani. 650 bin yeni yuva inşa edeceğiz. Burada yeni güvenli huzurlu yuvalarımızın
300 binini her yıl 60 bin konut yapmak suretiyle kiptaş eliyle yapacağız. Yarısı büyük şehirden diyerek evini kiptaşla dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği sağlayacağız. İlave olarak 700 bin lira kredi desteği vereceğiz ve vatandaşlarımızın... Vaatler konuşuluyor, söyleniyor. Oysa bakıyorsunuz işte en acil 11'inin yıkıldığı deprem bölgesinde bir yılda yapılabilen bütün her şey harekete geçirmesine rağmen yapılabilen konut sayısı 50 bin. 50 bine geldi. Fena bir rakam değil. Yani bugüne kadar TOKİ'nin rakamlarına bakıyorsunuz. 50-60 bin ortalaması var zaten. Son yıllarda her ne kadar daha çok zenginlere ev üretiyor olsa da anlamadığımız bir şekilde. Şu anlamda bunun bu şekilde olması mümkün değil. Zaten İmamoğlu buna da cevap veriyor. Ne veriyor mesela? Ne demiş buna bu vade cevap olarak? Gerçekten ciddi bir şey farkı var. Yani tarif edemeyeceğim bir söylemlerde seviye farkı var. Çünkü 650 bin konut demesi için bir insanın Türkiye'nin en güçlü kurumunun başında 5 yıldır Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut, bakın İller Bankası, bütün finansmanlar elinde İstanbul'da 2019'dan bugüne kaç konut yaptılar biliyor musunuz? 8500 konut. Ve bunun hepsi bu arada sosyal konut da değil yani. Bir kısmı lüks konut. 8500 konut yapmışsın 5 yılda. Diyorsun ki ben bu şehre 650 bin konut yapacağım. 650 bin konutun yaklaşık açıkladığı sistem üzerinden söylüyorum. O da yarısı bizden vesaire. Ya bir de şöyle komik bir taraf var. Devletin, hükümetin açıkladığı yarısı bizden kampanyası sanki Fizan'da bir ülkenin kampanyası. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başka bir ülkenin belediyesiymiş gibi süreçleri tarifliyorlar. Bakın biz 5 yılda 8500 konut yapan bir anlayışın ve her yıl yüz binlerce konut yapacağız diye kampanyalar açıklayan bir anlayışın ve hiçbirini yapmayan. Bakın yaklaşık 10 yıldır ben hatırlıyorum yılda 100 bin konut diye bir kampanya başlattılar. Yılda 50 bin konut diye bir kampanya başlattılar. Ya hepsini toplasanız 100 bin konut yapmıyor. Bakın hepsini toplasanız. Şimdi kalkıyorsun İstanbul seçimine giderken 650 bin konut. 650 bin konutun kendi o kampanya tariflerini de içine katarak, onları düşerek söylüyorum, 500 milyar liranın üzerinde bir maliyeti var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık bütçesi neredeyse, yani merkezi idareden gelen bütçesi kadar bir maliyetten bahsediyorum. Tamamen milleti aldatmaya dönük, içi boş, doğruyu anlatmayan, sistem kurmayan. Bakın biz sistem öneriyoruz. Diyoruz ki sistem kuralım, İstanbul'u depremi önceleyelim, hepimiz bir arada çalışalım. O diyor ki ben 650 bin konut yapacağım. Yani ben gelince yapacağım. Bizde var, onda yok. Böyle bir şey yok. Ya kamera kapandı, son anda geldim ben de. Kenan sen orada raportta bekliyorsun, anlamadım. Bugün bir kamerada bir tuhaflık var. Arada bir kapanıyor, geliyor. Neyse Kenancığım hemen geldin. Eklemek istediğin bir şey varsa söyle, yoksa devam edeyim ben. Yok, siz devam edin. Bugün gayet iyi gidiyor Zeynep Bey. Gayet iyi gidiyor vallahi. Herkes gördüğünüz gibi vaatler havada uçuşuyor. 5 bin ev yapacağım, 50 bin yapacağım, 500 bin yapacağım. Şimdi abiciğim böyle vaatlerle geldiğin zaman millet de şımarıyor. Halk da artık şirazesini kaybetti. Çünkü bakıyor karşındaki adam her türlü vaatte bulunuyor. O da diyor ki o zaman ben de şey isteyeyim, ben de istekte bulunayım. Mesela Ordu'daki kardeşimiz İyi Parti Ordu adayı Enver Yılmaz çarşı pazar dolaşıyor. O da kendi seçim isteğini söylüyor. Neymiş isteği? Bakalım bir. Neyse. Teşekkür ederim. Bir dakika hava alsam. Az sonra da. 5 senedir bekarım. Şöyle daha uygun, yaşıma uygun abi, aile ayarları. Ben nereden bulayım sana karıyı ya? Benim işim değil o ya. Olsun. Allah tamamına erdirsin. Onur sor. Allah'ım. Onur senin çevren vardır. Hanım istiyor ya. Bana diyor acil bir hanım lazımdı. Bak şu televizyon. Ya Enver Yılmaz herhalde yeni politikacı. Yani çiçeği burnunda. Normal şartlarda bir kadın mı istiyorsun, bir hanım mı istiyorsun amca? İki hanım sana, dört hanım. Verdiğim kadar veriyorum. Ne olacak? Söyle gitsin abicim. Oy alana kadar zaten. Oyu aldıktan sonra orduyu da alırsın. Şimdi sen bu amcama bir tane
eş bulamıyorsun. Orduya belediye başkanı olmak istiyorsun. Bir de realist konuşuyorsun. Ben nereden bulayım? Ben nasıl yapayım diye. Yani senin işin siyasetçi dediğin böyle bir şey. Şimdi mesela Türkiye'de ne vaatler görmedik ki biz abicim. Yani mesela Liberal Parti, Liberal Demokrat Parti başkanı vardı. Besim Tübük hatırlarsınız. 80'lerde o zamanlar mesela ben yayını almıştım. Diyordu ki futboldan offside'ı kaldıracağım diyordu. Bayağı offside'ı kaldıracağım diyordu seçim vaadi olarak. Ne yapacaksın? Offside'ı kaldıracağım diyordu mesela. Ya da mesela Nurettin Sözen 1989'da her mahalleye otomatik çamaşırhane üstelik bedava demişti. Tabii gelişi gibi gidişi de süper olmuştu. Süleyman Demirel 1991 seçimlerinde baktı herkes bir şey veriyor yani işte Tansu Çiller bir şey veriyor öbürü bir şey veriyor. Çıktı baba sahneye dedi ki kim ne veriyorsa 5 lira fazlasını veriyorum. Şahane değil mi yani? Vaat dediğim böyle olur abiciğim öyle ya 5'e 10'a takılmaz yani. Kim ne veriyorsa ben 5 lira fazlasını veriyorum diyor. Tansu Çiller ablamızı unutmayalım. Kendisi 91-95 yılları arasında herkese 2 anahtar vaat ediyordu. Her mahallede 100 trilyoner olacak vaatlerinde bulunuyordu. Demokrat Parti'den gelen bir şey biliyorsunuz. Onlar da her mahallede bir milyoner olacağını söylüyordu. Cem Uzan kardeşimiz de ihmal etmeyelim 2002'de. Vallahi mazot 1 lira olacak diyordu. Üniversite sınavı kalkacak diyordu. Üniversite sayısı 4 katına çıkarılacak diyordu. Bakın Allah'ı var. Bu 4 katına meselesini yaklaşık 40 katına çıkartarak AK Parti yerine getirdi. 2009'da CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın bilmem kaçıncı Murat içkiyi yasaklamış, ben de yoksulluğu yasaklıyorum diyordu. Abicim tutabile de aşk olsun ya. O kürsüye çıktıktan sonra önde mikrofon 3-5 tane de orada seçmen geldikten sonra tutabilene aşk olsun. Mesela 2019 yerel seçimlerinde İzmir Konak'tan daha sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen şeyde CHP'li Cemal Karataş Konak Meydanı'nı yıkıp Evet ilginç vaatleri Cüneyt Bey anlatıyor ama kamerasında dediği gibi bugün bir sıkıntı var. Diğer vaatlere de geçebiliriz Cüneyt Bey gelene kadar olmadı tekrar üstünden geçeriz diye düşünüyorum. Her vatandaşa küçük bir at ve ücretsiz diş fırçası demiş. Başka neler var ona bakalım arkadaşlar. Trafik sıkışıklığını çözmek için bunlar tabii dünyadan farklı örnekler, vaat örnekleri. Birazdan tekrardan Cüneyt Bey gelecek. O sebeple ben biraz stop çeviriyorum. Anladığınız gibi arkadaşlar. Mesela Ukrayna seçimlerinde Vadim Rabonovich Ukrayna'da hiçbir kadın yalnız kalmayacak demiş. 2015'te Kanada seçimlerinde Frances Yogart ülkedeki kıyafet zorunluluğunu kaldıralım demiş. Kanye West her yıl vatandaşlara 1 milyon dolar demiş. Kendisi Amerika'nın delisi diyebiliriz. Çocuk evliliğinde polisin karışmasını engelleyeceğim demiş. Böyle saçma vaatleri olan siyasetçiler de var. Onlara da bakıyoruz. Tabii Trump'ın da ilginç bir seçim kampanyasına başlıyor Trump'da. Donald Trump 399 dolar fiyat etiketine sahip altın renkli bir spor ayakkabı tanıtmış. Tam da kendine has içeriklerden birisini üretmiş. Bakın ekranda da görüyorsunuz. Görebiliyor musunuz? Bakayım. Evet. Tam Trump'ın renklerinden ilginç bir ayakkabı. Bir yandan da biliyorsunuz bunlar Cüneyt Bey daha renkli anlatacağı için ben biraz size Türkiye'deki meselelerle ilgili birkaç cümle bir şey anlatmak istiyorum. Özellikle Balıkesir meselesi siyasetin ana konularından birisi. Özgür Özel'in açıklaması vardı biliyorsunuz. Diyerekten Cüneyt Bey geldiniz. Buyurun. Tam gazını almış anlatıyordum. Bir anda kameranın pili bitti. Bakalım. Her an yine başka bir şarjı değiştirdim ama bir şarjırda problem var. Olursa Kenan sen burada ol ama sen de gayet güzel anlatıyordun. Nerede kalmıştık? Seçim vaatlerinde seçim... Yabancılarda kalmıştık. Seçim vaatlerinde... Yabancılarda kalmıştık ya. 2012'de Amerika'da vermiş Supreme mesela her vatandaşa küçük bir at VR ücretsiz diş fırçası dağıtacağım demiş adam. Brezilya seçimlerinde Antonio Felicio trafik sıkışıklığını çözmek için UFO kullanmayı teklif etmiş. Ukrayna'da Vadim Rabinovich 2014'te hiçbir kadın Ukrayna'da yalnız kalmayacak vaadinde bulunmuş. Ya da 2015 Kanada seçimlerinde Frances Yogort ülkedeki kıyafet zorunluluğunu kaldıralım demiş.
Evet, tekrardan bu akşam bir nazar değdi yayına. O sebeple Cüneyt Bey'in tekrardan kamerası kapandı. Biliyorsunuz bu Balıkesir'de 2019 seçimlerinde İYİ Parti'nin adayı desteklenmişti. Özgür Özel'in İsmail Küçükkaya yaptığı bir açıklama var. O açıklamada diyor ki, Meral ablamı çok severim, sayarım. Balıkesir'de bize bir borcu vardı. Ahmet Akın da çok istiyor. O sebeple Balıkesir'de umarım bizleri desteklerler diye bir açıklaması vardı. Tabii ben de döndüm baktım Balıkesir'deki 2019 seçimlerinde ne olmuş diye. Yücel Yılmaz AK Parti'nin adayı seçimi almış. İYİ Parti'den de İsmail Ok ile aralarında 1.5 puanlık bir fark kalmış. O sebeple de İYİ Parti, CHP aday çıkarmamış mesela Balıkesir'de. O sebeple bu sefer de anladığımız kadarıyla Özgür Bey Ahmet Akın'ın İYİ Parti tarafından desteklenmesini istiyor ve biliyorsunuz şu anda da İYİ Parti'nin ağır toplarından birisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığında Turan Çömez var. Kendisi hem milletvekili hem de Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Hatta bununla ilgili böyle bir şey söz konusu bile değil diye açıklama yapmışlar. Hem Kürşat Zorlu hem Turan Çömez böyle bir şeyin mümkün olamayacağını, yani genel başkan böyle bir şey söyledi diye bu saatten sonra adayın değişmeyeceği konuşuluyor. Tabii ne olacak? Yaklaşık 40 güne yakın bir şey var. Süreç var seçimlerle ilgili. Ekranda DSF'lerini de verirseniz arkadaşlar sevinirim. Göreceğiz. Özellikle Balıkesir'de bir hesaplaşma var. Şöyle bir hesaplaşma var. Aslında ilk olarak 15 milletvekili İYİ Parti'ye verilip İYİ Parti'nin seçime girmesi sağlanmıştı. Ondan sonra bir diyet olarak sürekli farklı konularda İYİ Parti'nin üstüne şey veriliyor. Ya işte borcunuz var, şu var, bu var gibisinden. Bakalım İYİ Parti bu seçimde de bunları yapacak mı ya da herhangi bir yerde CHP'nin adayını destekleyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Bir diğer mesele de özellikle Meral Danış Beştaş bugün Medyascope'a konuştu. DEM Parti'nin CHP ile yaptığı ittifak meselesi çok konuşuluyor. Biliyorsunuz İstanbul'da 22 farklı ilçede DEM Parti aday göstermedi. 17 ilçede de adaylığı sürüyor. Cüneyt Bey geldiniz. Devam et bitirsen. Bu ittifaklar çok konuşuluyor. Meral Danış Beştaş'ın bugün bir açıklaması vardı. Dedi ki eğer dedi biz dedi asla ittifak yapmadık iktidar partisiyle. CHP ile de herhangi bir noktada eğer bir ittifak yaparsak Mersin'de olduğu gibi, Esenyurt'ta olduğu gibi biz bunu açıklarız dedi. O da günün en çok konuşulan konularından birisiydi siyaset sahnesinde. Bir diğer süreçte şu mitinglerin, AK Parti'nin genel mitinglerinin pencereden Nuray Babacan'ın bir yazısı vardı bugün. Benim de dikkatimi çekti. Erdoğan'ın mitinglerden memnun olmadığı dile getiriliyor. O kadar eskisi kadar coşku olmadığı söyleniyor. Tabii biliyorsunuz miting konusunda Özgür Özel'in de bir açıklaması vardı. Her önümüze gelen yerde biz miting yapmayacağız. Sadece kritik olan ilçelerde ve illerde miting yapacağız diye bir açıklaması vardı. Miting süreçleri biliyorsunuz Türkiye'deki siyasetin atmosferini her dönemde etkileyen şeyler. Eğer mitingler coşkulu ve kalabalıksa toplumun da bir şekilde o yöne doğru yönlendirilmesine sebep oluyor. O sebeple miting meselesi de önemli. Tabii bir diğer nokta da özellikle Türkiye'de konuşulan, tartışılan konularda Murat Kurum'un 650 bin konut meselesi. Az önce Cüneyt Bey de anlatmıştı. Şimdi ben de istedim onlardan, ekibinden bu 650 bin konutu nasıl yapacaksınız diye. Şimdi bir son dakika elime bir bilgi geçti. Onu da sizlere bir anlatmak istiyorum. Eğer arkadaşlarım şunu dosyanın içerisine eklerlerse. Biliyorsunuz 650 bin rakamı çok yüksek bir rakam. Depremde bir yılda 50 bin yapılmıştı. Bakalım 650 bin eğer olur da Murat Kurum kazanırsa o süreç nasıl işleyecek hep beraber göreceğiz. Bakayım sizlere başka ne anlatabilirim diye. Dün akşamki Galatasaray maçı çok konuşuluyor. Biliyorsunuz Galatasaray'ın Prag'da oynadığı maç sonunda olaylar çıktı. O sebeple o da günün en çok konuşulan konularından birisi. Tansu Çiller bu arada biliyorsunuz her seçim döneminde kendisi farklı alanlarda farklı adayları destekliyor. Genellikle AK Parti'nin adayları oluyor bu.
Ama hala siyaset arenasından bir şekilde elini eteğini çekmiyor anladığımız kadarıyla. 77 yaşında olmasına rağmen meydanlara çıkıp desteklemeye devam ediyor. Tabii bunun da ne anlamı olduğunu az önce anlatmıştı Cüneyt Bey. Yaşla ilgili bir şey yapma ama yaş şimdi yaş yok. Faşizmi yapmayalım. 77 fena bir yaş değil. Benim 80 yaşında arkadaşlarım var. Gayet bana ben arkalarından nal topluyorum yani. Öyle hayat yaşıyorlar. Yaşla alakalı değil. Tansu Çiller'in duruşuyla alakalı bir sıkıntı var yani. Çünkü duruşu hani gerçekten AK Parti'ye gönülden destek oluyor, siyaseten mi destek oluyor yoksa tamamen duygusal açıdan mı destek oluyor? İmamoğlu diyor ki duygusal açıdan destek oluyor. Öyle bir şey var. Peki Kenancığım yine kapanırsa pilini değiştirdim artık bir sıkıntı var ama nedir çözemiyorum kamerada bugün. Bir şey olursa yeniden sen devreye girersin arkadaşım sağ olasın. Halil Konakçı Atatürk'e hedef almış her zamanki gibi. Bir devlet memuru olarak kendisine yakışanı yapıyor. Bursa'da bir konuşmaya yapıyor. Konuşmaya da asıl daha önce bir viral olan bir görüntüsü var. Halil Konakçı'yı biz bir devlet memuru olarak görüyoruz değil mi? Fakat bu ilginç bir devlet memuru çünkü korumalarla dolaşıyor. Mesela lüks arabalara biniyor. Tamam zaten Diyanet İşleri Başkanı da lüks arabaya biniyor da hani artık bu iş imam noktasına geldi mi diye merak ediyorum. Çünkü geçen gün öyle bir görüntü yayınlandı ki bayağı korumalarla falan geçiyor. Zaten şimdi kendisine bir şey yaratmak için de baksanıza siz böyle bir müezzin böyle bir imam gördünüz mü? Yanında korumalarla iniyor gayet böyle bir devlet büyüğü olarak karşılanıyor etrafında içeriye giriyor bir konuşma yapıyor. Konuşmada da efendim kendisine ip gönderiyorlarmış. Niye? Kendisini asacaklarmış. Bak bak bak. Nerede hani ip? Bir göstersene o ip neredeymiş yani. Yalan dolan tabii ki yani. Neden? Çünkü bu iş gayet iyi bir şey yapıyor. Efendim bunların garabet ve çukur zihniyetin mahsulleri var demiş. Bunlar bana ip gönderiyorlar. Dar ağacını asacaklarmış beni. Ya ne kim dar ağacını asacak? Biz sadece gülüyoruz yani yapılan açıklamalara. Atatürk'e sövüyor, beddua ediyor. İsmini de anlamıyorlar yani. Gıyabında işte. Selanik şey diyor ki ben onlara demedim. Enver Paşa'ya dedim diyor. Bu kadar da sözlerinin arkasında durabiliyorlar yani. Bari bir laf ettin arkasında dur değil mi? Şevki Yılmaz'a söylüyorum mesela. Gülümseyerek böyle devlet memuru şeyle veriyor falan. Neyse maşallah böyle bir dokunulmazlık verilmiş. Devletimiz demek ki Halil Bey'e demiş ki Halil Konakçı'nın bir dokunulmazlığı var, bir şey var. Makam arabaları verelim demiş, korumalar verelim demiş. Nasıl olsa üfür üfür ipediz. Yok ip gönderiyorlarmış da artık Müslümanlara dokunamazlarmış da. Sanki Müslümanlar ya hayatlarının yani şu anda herhalde muhafazakar insanlar son 50 yılın, 100 yılın en ayrıcalıklı dönemini yaşıyorlar. Yani sadece sermayenin ev değiştirmesine bakın. Yeni para kimde? Yeni para şu anda laiklerde mi? Yoksa muhafazakarlarda mı? Bakın bakalım. Gerçi 5 müteahhitin hayatına baktığınız zaman onlar da çok muhafazakar bir hayat sürdüklerini söyleyemeyiz ama olur o kadar yani. En azından dostlar alışverişte görsün. Öyle bir ortam olduğunu biliyoruz. Şu anda hala 28 Şubat'ın ekmeğini yemeye çalışıyor Halil Konakçı. Efendim ona ip gönderiyorlarmış. Müslümanları asmışlar. Bana artık asamayacaklar. İp gönderiyorlar biliyor musunuz? Aç bakayım sesini ne diyor? Dar ağacını asacaklarmış. İp çukur zihniyetin mahsulleri var. Hala daha. Bunlar ellerinde artık imkan yok. İmkan olsa var ya derimizi yüzecekler derimizi. Bana her gün ip gönderiyorlar biliyor musunuz? Her gün ip gönderiyorlar. Dar ağacını asacaklarmış. Salla, salla evindeyi kadar. Mesajlar, oradaki bak çocuk çocukla bunları dinliyor. Evet belki. Abicim Müslümanları arkadaşlar bakın ip gönderiyorlar beni asacaklarmış. Dur, böyle al sesini şey ya al aynı şey aynı zırvaları söyleyip dinleyip durmayalım. Yani sonuçta kim kime ip gönderiyor kardeşim? Kim Müslümanlara zulüm gösteriyor şu anda Türkiye'de Allah aşkına yani? Şu anda yani 28 Şubat'ta 20 yıl önce deseydin, 30 yıl önce deseydin bir anlamı vardı. O zaman da merak etmeyin. 28 Şubat'ta bunları söyleyenlere de en çok karşı duran bizdik yani. Bunlar unutuluyor yani. Bir antla bizim 32. günün başına gelenleri bir gün sizlere daha ayrıntılı anlatırım o dönemde. Ama tabii şimdi hala o dönemlerin ekmeğini yemeceği, işte böyle bir ayrıcalıklı nasıl olsa. Nasıl olsa kimse dokunmuyor. Adam her de istediğini söylüyor. Sen bir devlet memuru olarak konuşamıyorsun ama Halil Konakçı olduğun zaman her şeyi söylüyorsun. Ona da dokunmuyorlar. Şimdi diyorlar ki dur abiciğim 3 oy 5 oy şimdi şey yapmayalım seçime kadar. Seçimden sonra Allah kerim. Türk televizyonlarında, televizyon demeyeyim YouTube'da çok beğendiğim bir program var. Seda Yüzde Pınar Finan sunuyor. Jiklet. Jiklet iki kadın komedyenin birçok tabuyu didik didik ettiği, dalgasını geçtiği ve bazen benim ağzım açık bazen de kahkahalarla izlediğim bir program. İki programdır. Yani üst üste gelmedi ama bir Farah Zeynep'i konuk ettiler. Dünkü programlarında da Berrak Tüzün Ataç'ı konuk etmişler. Ve de
Berrak da kafa buluyorlar. Tabii Berrak da kendisiyle kafa bulan bir insan olduğu için şahane bir program ortaya çıkmış. Ve de Berrak'ın kuru götü nedeniyle linç olmasından dolayı bir mavra çeviriyorlar. Şimdi ben tabii bu normal şartlarda benim biliyorsunuz yayıncılıkta biz G.T diyoruz yani. Ama onlar bu kelimeyi gayet rahat kullandıkları için ben de dilimin ucuna geldi ve kullanıverdim. Ve de şahane bir içerik üretiyorlar. Onları verebiliyor muyuz? Bir telif benip yollarlar mı bize? Bakalım. İyi bir konuk seçimi olmadı. İyi bir konuk seçimi olmadı. Ne diyeceğiz şimdi? Onu da bilmiyoruz. Sana davette sorduk değil mi? Davette sordum. Dedim ki neden dedim davette sordum. Dedim ki neyden bahsedeyim dedim. Diyor ki aa dur diyor benim kuru götüm var diyor. Efendim pardon dedim Berrak Hanım. Ne diyorsunuz? Kuru götüm var diyor. Kuru götümden dolayı linçlendim. Bundan bahsedebiliriz diyor. Ben bu arada ilk defa davette gördüm kuru götünü. Ya da ben, söylediği için. Yani baktım ya tamam yani. Sen kuru göt lincim ama, diyorsun. Kuru göt lincim diyor. Bu diyalog yaşandı bu. Gerçek değil. Kuru götüm aşağı, kuru götüm yukarı. Kuru götüm lincimden bahsedebilirsin. Evet çünkü bence yeterince bahsedemedim. Bir de kuru götümün altını çizmek istiyorum. Ya kuru götümle anılmak istiyorum. Tamam en kuru götlü sensin. Tamam be. Tamam. Kuru be. Götüm, kuru götüm, ne kuru götüm. Ne kuru götmüş arkadaş. Göt görmesek. Gerçekten çok fırlamalar. Bence Jiklet'te çok önemli bir şey yapıyorlar. Daha önce Farah'la da dalga geçmişlerdi. Onunla da yani. Farah'ı hiç konuşturmuyorlardı. Yine Berrak'la birazcık Berrak konuşabildi. Beğenilmedi galiba. Berrak'la... Ne diyorsun? Beğenilmedi mi Bihter filmi? Ben öyle gördüm sanki. Ben beğenenler de var. Ben izleyemedim. Beğendim. Ben izlemeye fırsat bulamadım henüz. Aa. Ben galada izledim. Öyle mi? Evet sağ olsun Farah'cığım beni davet sen etti. Sen beğendin mi? Mesajlaşıyoruz biz Farah'la. Sen bir de ortak yapımcıydın galiba Bihter'de. Ben öyle bir şey gördüm ama nasıl anlaştın sen? Amazon izlenmelerinden para geliyor mu? Şey mi oldu yani para verdiğini alabileceğim yani koyduğunu alabileceğim mi? Bizim de durumumuz belli bir şey doğru. Kazanmıyoruz yani katılmatıl oraya üye olursan ancak işte insanlar bu arada olur musun? Katıla üye olmayı düşünür müsün bizim şimdi kanalın? Amerikan televizyonlarında roasting denen bir şey deniyorlar. Ben bunu daha önce Türkiye'de bak ben düşünmüştüm. Acaba Türkiye'de bunu yapabilir miyiz demiştim. Demiştim ki ya Türkiye'de kimse çıkıp kendisiyle dalga geçmez. Kimse kendisiyle dalga geçen programlara da katılmak istemez. Çünkü herkes özellikle belli bir üne eriştikten sonra herkes bir kibir abidesi olarak dolaşıyor. Ama beni hem Ferah hem de Berrak gerçekten yanılttılar. Bakalım daha kimler çıkacak? Aslında bu bir gelenek. Amerikan televizyonlarında roasting deniyor buna. Böyle bir çeviriyorsun. Hatta bu Comedy Central New York'ta yapılmış. 50'lerde gerçekleşen bir şey. Ta 50'lerde Amerikalılar bunu New York Friars Club'ında başlatmışlar. Ve de mesela şu ana kadar Pamela Anderson, ne bileyim John Rivers, Donald Trump, Robert De Niro, Justin Bieber. Yani hepsini ben böyle bir farklı programlarda gördüm. Bir parça izleyelim istersen dur bir en azından İngilizce bilenlere nasıl bir havası olduğunu göstereyim. Baştan al. Verebiliyor muyuz bunu? I'm talking about someone who I really loved and lost because I screwed it all up. But thankfully, that special someone, the love of my life, is here tonight. I just want that second chance, so if you could come on out. Neyse yani bu şekilde yani o oturuyor, Trump bununla dalga geçiyor, bilmem ne yapıyor yani bayağı bir muhabbet dönüyor. Bizde bunların yapılması çok zordu ama mesela şimdi İstanbul'un ilk komedi kulübünü açtı değil mi? Muzaffer Yıldırım, Nişantaşı'nda. Henüz gitmedim. Gitmeyi istiyorum ben de. Sanırım ya Seda çıkıyor ya Pınar çıkıyor. Muhakkak bir gidip izlemek istiyorum. Çünkü bu komedi kulüpler Amerika'da var. Gidiyorsun işte. Şimdi biraz o tuz biberle ya da işte bu yolu da ilk hakkını verelim. BKM Mutfak açtı. Ferhat açtı bunu ya da Ferhat Bilgim açtı. Ve de BKM'nin açtığı bu yoldan da, BKM Mutfağı'nın açtığı bu yoldan da şimdi yavaş yavaş mesela ilk komedi kulübü Nişantaşı'nda açıldı. Bakalım nasıl bir ortam varmış. Ben de Türkiye'ye döndüğümde gideceğim, bakacağım. Ama bakalım önümüzdeki günlerde bu roasting meselesi bir programa dönüşür mü? Mesela ben gider miyim programa? Ben de rahatça giderim diyemiyorum biraz. Hani yani düşünürüm acaba buradan ne gelir diye ama neyse bu vesileyle magazinci kardeşlerimize de gündem çıktı. Yarın bir gün bu programda Berrak'ın kuru götü olarak şeyde magazinde görürsek şaşırmayın. Onlar şimdi seyretmiyorlar bu tür programları ama beni seyrettiklerini biliyorum. Bu vesileyle de
onları da görürüz. Ne var? Ünlülerin yasaklandığı şakalar var. Ne var mesela? Ünlülerle şakalar. Bir sot mu var? Getir bakalım ne? Ben bazen atlıyorum dosyada olanları. Peki. Şimdi Selçuk Şirin hocamız NYU'da biliyorsunuz. O da New York'ta. Ve de Oksijen'de bir yazı yazmış. Yalnızlık pandemisi hayatımızı tehdit ediyor diye. Gerçekten de öyle. Özellikle pandemiden önce de belki sonra da ben fark ediyorum ki bayağı yalnız bir hayat yaşıyormuşum. Şu anda yalnız olmak mı yalnızlık mı diye bir soru sormuş Selçuk Şirin. Ve de yalnız olmanın bir fiziksel durumu ifade ettiğini söylüyor. Bir tercih olduğunu söylüyor. Bir ruh halini ifade ettiğini söylüyor. Ve de aslında yalnızlığın çok da kötü bir şey. Hani böyle bir zavallı bir şey olmadığını, insanların tercih ettiğini ve insanları da içinde huzur sağlayan, gelişmesine yol açan bir an olduğunu, bir durum olduğunu altını çiziyor. Bu kadar artmasının nedeni de modern insanın bir sorunu olmasının nedeniyle ya da modern yaşam biçimine bağlıyor Selçuk Şirin. Yoğun çalışma saatleri diyor, işte şehir yaşamının anonimliği diyor ve artan teknolojilerin insanların anlamlı ilişkiler kurmasını zorlaştırdığından bahsediyor ve de Türkiye'de yalnız yaşayan insanların ne kadar arttığını söylüyor. Oysa geçmişe yönelik baktığınızda istatistikler artsa da pandeminin de yalnızlığa etkisi olduğunu görüyoruz. İşte pandemiden sonra biraz lafım yarım kaldı. Ben pandemiden önce de yalnız bir hayat yaşıyordum. Yalnızlık ömür boyu milli marşımızdı. Pandemiden sonra da o yalnızlığın aslında ne kadar da hayatımın ortasına oturduğunu bizzat tecrübe ediyorum. Kalabalıklar içindeki yalnızlık. Issız adam anlamında söylemiyorum. Ama Selçuk Hoca'ya katılmadığım bir iki nokta var. Çünkü yalnızlık meselesi sadece modern toplumlar pandemiyle ilgili bir durum değil. Yalnızlık şiirlere girmiş, edebiyata girmiş, sinemaya girmiş. Yüzyıllık yalnızlık diye roman var düşünsenize. Yani daha ne zaman yazılmış? Orhan Veli Kanık'tan başlıyor. Yani edebiyata giriyorsun. Bilmezler yalnızlık yaşamayanlar. Nasıl korku verir sessizlik insana. İnsan nasıl konuşur kendisiyle. Nasıl koşar aynalara. Bir can hasret bilmezler diye şiiri var mesela. Ya da Özdemir Asaf'ın yalnızlık paylaşılamazı unutmayalım. Yalnızlık yaşamda bir an. Hep yeniden başlayan, dışından anlaşılmaz. Ya da kocaman bir alan, kovdukça kovalayan, paylaşılmaz. Bir düşün de beni sana ayıran yalnızlık, paylaşılsa yalnızlık olmaz diyor. Necip Fazıl Kürek de yalnızlık bir fenerse, ben de içindeki mum onu billur bir kase gibi doldurur nurum. Dışarıdan bana neler getirir pervaneler, pırıltılar, nameler, renklere eriyorum diye anlatıyor. Cahit Sıtkı Tarancı'nın şahane bir şiiri var. Bu benim olan bir masaldır yalnızlık diye biten. Edebiyatta aslında yalnızlığın bütün edebiyata bayağı bir ağırlığını koyduğunu görüyorsunuz. Mesela varoluşsal yalnızlık var. Bu tür yalnızlıklar insanın diğer insanlardan ayrı bir birey olarak doğmasının altını çiziyor. Ve de kaçınılmazlık bir yalnızlık duygusuna yol açıyor. Ben mesela var olmanın dayılmaz hafifliği vardı hatırlar mısınız? Ben daha varoluşçu bulurdum kendimi. Liseli yıllarımda, tabii o zamanlar genciz. Sosyal yalnızlık var. Daha çok insanlardan izole olma anlamında. Bir de psikolojik yalnızlık var. Bu da kendini diğer bireylerden daha kopuk hissetme anlamında oluyor. Tabii Türk Edebiyatı'nda da mesela bakıyorsunuz Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'sinde yalnızım bana bir yoldaş gerek diyor. Ya da Fuzuli'nin beni candan usandırdı, cefadan yar beni diyor ki yalnızlık beni sardı, her yer karanlık diyor. Tanzimat döneminde de yalnızlık bayağı bir önde. Namık Kemal'in Cezmi romanında mesela Cezmi idealleri uğruna toplumdan soyutlanan bir karakter. Ya da Nabi'nin Hayrabad'ında bu şiirde Nabi İstanbul'un harap olmasına ve toplumdaki çürküşe tanıklık eden birinin yalnızlığını dile getiriyor. Yani yalnızlık Servet-i Fünun döneminde de Halit Ziya Uşaklıgil'in Mayı ve Siyah romanında Ahmet Cemil karakterinde ya da Eylül romanında Mehmet Rauf'un bayağı bir şeyde önde. Elbette Cumhuriyet döneminde Yaşar Kemer'in İnce Mehmet'in yalnızlığını es geçmememiz lazım. Ya da Orhan Pamuk'un Kar romanındaki Kadife'nin de yalnızlığı bence altının çizilmesi gereken önemli eserlerden bir tanesi. Homeros'un Odysseus'undaki yalnızlık, 10 yıl boyunca evine dönemeyip yalnızlığı çeken bir kahraman ya da Dante'nin İlahi Komedyası'nda, Dante'deki yalnızlığını da unutmayalım, cehennemde yalnız bir yolculuğa çıkan bir kahramanı anlatır. Elbette Shakespeare'in Hamlet'inde es geçmemek lazım.
onun yalnızlığı da bambaşka. Tabii bunlar edebiyattakiler, romandakileri de söyledik biraz. En çok da bence sinemayı da es geçmemek lazım. Umut, 1970'lerden kalan bir ailenin dramını anlatan bir film. Burada mesela bayağı bir yalnızlık teması öndedir. Yeraltı, hatırlarsanız Zeki Demirkubuz'un filminde Muharrem'in iç dünyasına ve toplumla olan bu yalnızlığının altını çok iyi çizer. Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu ya da Uzak filmlerinde de yalnız kahramanlar hep hayatımızın ortasındadır. Yalnızlık deyince Sezen Aksu'nun Yalnızlık Senfonisi'ni, Zuhal Olcay'ın Yalnızlığımı ya da Mazhar Fuat Özkan'ın Yalnızlık Ömür Boyu şarkısında es geçmememiz lazım diye düşünüyorum. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz? Kıbrıs'ta 3 dönem Eğitim Bakanlığı yapan dürüst sahte diplomadan tutuklanmış. Neyse ki böyle şeyler Türkiye'de olmuyor. Küçük Türkiye'de oluyor yani. Hani. Şu günlerde müzik listelerine bakıyorsunuz. Ne Mazhar Fuat Özkan var, ne şey var. Farklı isimler var. Varsa yoksa rap. Bir tek Sezen Aksu belki de. Bir chat'e şey atmışız. Yalnızlık sizin hayatınızı etkiliyor mu diye. Çok yalnızım diyenler %43. Gayet iyiyim diyenler %57 şu anda. Çok yalnızım bir adam. Değil mi? Sinan Çetin'in o filmdeki rap dinini de unutmayalım. Filmin adını unuttum ama. Müzik listelerine bakıyorsunuz. Rap. Rap aşağı. Rap. Bir zamanlar rap müziğiyle ilgili bayağı bir eleştiri var değil mi? Hatta kimindi? Rap diye Cem Karaca'nın mıydı? Bayağı bir eleştiriyordu 90'ların başında. Fakat şu anda müzik listelerine bakıyorsunuz, rap müzikten geçilmiyor. Bilmem sizin de dikkatinizi çekti mi? Cem Karaca'nın o rap'lar gitti, gerçekten rapçiler geldi. Şimdi rap kültürü biraz daha Amerika'ya ait bir alt dil gibi geliyor bana. Hani Amerika'da gidiyorsun büyük şehirlerde, özellikle ghetto'larda, biraz daha hani varoşlarda değil. Hadi fakir diyelim, daha politik doğruculuktan, woke culture olduğu için, kültür olduğu için şimdi oradan gidelim. Ve daha çok siyahilerin sahiplendiği, büyüttüğü, Eminem'i saymazsak onların geliştirdiği bir kült. Şimdi bu kült Türkiye'de bütün müziği ele geçirdi. Rap, arabeskin tahtından indirdi ama arabesk de rap'i arabeskleştirdi. Yani bakıyorsun adam ağıt şeklinde rap yapıyor. Öbür tarafta bakıyorsun abicim burada Kanye West saydırıyor, ona yattım, buna çaktım, bilmem ne yaptım. Bizdekiler daha böyle ağla gidiyor yani. Hani. Tabii ritim ve şiirin böyle bir belli bir ahenkte gittiği bir müzik türü diyebiliriz. Tabii bizdeki şimdi Amerika'daki rapçiler gerçekten sokaktan geldikleri için hatta Atlanta diye bir dizi var, bak hepinize tavsiye ederim. Burada bir rapçi ve menajerin hikayesini, Atlanta'dan çıkan böyle bir siyasi rapçiyle onun hikayesini çok güzel anlatıyor. Dennis Glover'dı herhalde. Yanlış söylemeyeyim. Bu This is America videosunu çeken adamdan bahsediyorum. Yeni de dizisi geliyor şu anda. Fakat bizdeki rap biraz farklı. Bizdekiler işte Uzi'leri aldım, pavyona gittim, orayı bastım, bilmem ne yaptım. Cem Yılmaz bunu çok iyi yakalamış tabii. İyi bir gözlemci olduğu için. Bizdeki rapçileri nasıl tarif ediyor bir dinleyelim isterseniz Cem Yılmaz'dan. Var mı onu, getirebiliyor musun? Getiriyor peki. Ben şeyi çok sevmiyorum. Böyle şey 9 bölüm toboncuk, özellik, mavzar falan. Yani polis çevirse böyle oldu, böyle oldu. Nerede okuyorsun sen? Nişantaşı Üniversitesi. Tabii işin şakası bir yana. Rap müziği gerçekten ciddi bir şekilde sektörü ele geçirmiştimdi. Müzik gazetecisi Ece Uslu'ma sorduk. Ya dedik, bu rap hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bakın Ece Hanım ne diyor? Bir kulak verelim isterseniz. Yani hepsinde tabii ki bir role play. Herkes hayal ettiği dünyayı anlatıyor. Pop'ta da var yani. Ateşli kadınlar var, pahalı arabalar var. Demet Akalın dünyasına da baktığımızda benzer şeyler var ama söylemleri rapte daha sert, daha eril diyebilirim tabii ki. Tabii bizde tezatlık yakıştıramama bir hali var. Çünkü Türkçe rap dediğimizde aklımızda her zaman varoş sokaklar geliyor. Her zaman onların işte aileleriyle yaşaması geliyor. Ama
onların da sonuçta hayalleri var ve bunların konu edilmesinde ben bir sakınca görmüyorum. Ama Türkçe müzik dinleyen arkadaşlar ya da insanlar bunu biraz garipsiyor açıkçası. Tabii ki de sosyal medya etkeni sanırım. Şimdi bir yanda Kont Karayel'i alacağım. Keyifle dinlediğim isimlerden biri. Bir yanda silahlar, mumble dediğimiz mırıldanma türüyle sert sözler söylüyor. Ama bir yandan da iyi bir aile babası, bir kız babası. Bir yandan sosyal medyada söylemlerini de başka bir rol çiziyor. Biraz karıştırmamak gerekiyor gibi düşünüyorum. Evet, bir yandan böyle bir dünya var. Bir yandan da rap dünyası aslında sadece müzikte kalmıyor. Yani müzik endüstrisini yeniden inşa etmiş durumdalar. Aynı zamanda moda endüstrisini değiştirdiler. Yani giyim, kıyafetler, şimdi herkes rapçiler gibi giyiniyor değil mi? Bol kıyafetler, şeyler. Siyasetin dilini değiştirdiler. Hatta bize de yansıdı. Muharrem İnce'nin bir kampanyası vardı. Neydi, bir izleyelim isterseniz. Ya da Erdoğan da geçen gün buna değiniyordu. Getirebiliyor musunuz bunu? Nedir bakalım? Neler yaşadık ya, neler yaşadık değil mi? Gaz pedalla şey yapmalar, bilmem neler. Erdoğan, babalar sözünü tutar diye çıkıyor. Sen mi edeceksin dediler. Vallahi ben yaptım. Babalar sözünü tutar. Babalar sözünü tutar biliyorum da. Dur bakalım, Ekrem İmamoğlu ne zaman rap'e girecek yani? Şimdi hala bizimkiler şarkı yapıyorlar. Aa babam Karadeniz türküsü. Aa babam ya kardeşim millet gençlik artık rap dinliyor. Onları dinlemiyor diyemiyoruz tabii ki yani. Eyvallah diyoruz, geçiyoruz yani. Hani. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Sesinizde bir şeyler oluyor. Ve görüntü gitti. Birazdan tekrardan gelecek. Bugün yayına bir nazar değdi ama bakalım birazdan tekrardan Cüneyt Bey gelecek. O zaman da bu süreçte neler olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağız. Ben ara ara farklı haberler vermeye çalışıyorum her yayına girdiğinde. Bugün bir de Can Atalay meselesi vardı biliyorsunuz. Uzun bir süredir Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında bir krize sebep oluyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz devreye gireriz, gereksiz hakem oluruz dediği bir krizin sürecini yaşıyoruz uzun bir süredir. Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Gerekçeli kararı gördükten sonra yorum yapmak daha doğru olur. Tabii Anayasa Mahkemesi'nin yok hükmünde değil de karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiğini öğrendik. Gerekçeli karar yayınlandığında da bunun hangi gerekçeyle verildiğini öğrenmiş olacağız. Burada anayasamızın 84. maddesi açık. 84. maddede duralım ya, boş ver abi şimdi bu tartışmaya Kenan. Ya ben rap müziğinden bahsediyorum. Geliyorsun yine bizi Can Atalay'a götürüyorsun. Yine abi anayasanın çıkmaz sokaklarına sokuyorsun. Ben ne kadar güzel rapten bahsediyorum. Şimdi ortadan başka bir konudan bahsedeceğim. Pil bitmiş şey mi yani? Söyle. Coğrafya kaderdir o yüzden. Ben San Francisco'ya gelince rapten bahsediyorum, yalnız müzikten bahsediyorum, edebiyattan bahsediyorum. Bak şimdi Viagra'dan bahsedeceğim. Sen orada bize anlatıyorsun abiciğim. Anayasa Mahkemesi başkanı. Bak Viagra akıl sağlığına iyi geliyormuş. Biliyorsun kalp ilacını bulmaya çalışırken yanlışlıkla Viagra'yı buluyorlar biliyor musun? Adamlar bir kalp için ilaç icat etmeye çalışıyorlar. Bir anda bakıyorlar ki bu ilaç aslında başka şeylere de iyi geliyormuş. O yüzden diyorlar ki kalbi boş ver, diğer tarafa yüklenelim. Şimdi ona yükleniyorlar. Başka bir şey ortaya çıkıyor. Washington Post'ta yapılan bir araştırma var. Viagra akıl sağlığına iyi geliyormuş. 40 yaş üstü 270 bin erkeği nereden buldularsa kayıtlarından yola çıkıp bakmışlar. 5 yıl boyunca Viagra kullananlar Alzheimer hastalığına yakalanma riski diğer erkeklere göre %18 azalıyormuş. Viagra'yı daha da fazla kullananların Alzheimer'a yakalanma şeyi ise %44 azalıyormuş. Şimdi artık ya hanım belli bir yaş üzerinde ya ben Viagra kullanıyorum da neden kullanıyorum bir sor akıl sağlığım için diyenler çıkacaktır yani. Nereden duydun? Cüneyt söyledi. O nereden duymuş? Washington Post yazmış. Ha o zaman tamam. Ay Allah'ım. Neyse sen şimdi orada anlat, ben burada bak şimdi başka bir hikaye anlatacağım. Nvidia diye bir şirket var.
müthiş bir şirket. Onun hikayesinden bahsedeyim size. Nvidia diye bir şirket var ve bu şirket yani Nasdaq'ta uçuyor. Dün sosyal medyada pek çok kişi herhalde 2 günde %18 değerini katladı. Ve de %126 artışla yıl içinde 60.9 milyar dolarlık gelir elde etmiş. 60 milyar dolarlık gelir, düşünün. Peki nedir bu Nvidia? Nvidia aslında 1993 yılında kurulan bir şirket. Kuran da Jensen Huang. Şu anda 61 yaşında. Ve de 2024 Forbes'a göre dünyanın en zengin 24 insanından birisiymiş. Şu anda daha da herhalde büyümüştür. 3 kişi kuruyorlar bunu. Jen Hun Hank, Curtis Prim ve Chris Malowski kuruyor. 3 genç 90'lı yılların başında kuruyorlar. Başlangıçta da bir adı yokmuş. Next Version'mış. Yani sonraki sürüm. Latince'de de Nvidia varmış. Nvidia diye böyle bir isim koymuşlar. İkisini yani gelecekteki kıskançlık gibi bir şey kurmuşlar. Aslında ilk kurulduğunda şirket grafik işlemcisi olarak başlıyor. 95 yılında piyasaya çıktığında grafikler yapıyorlar. İşte bu grafikleri geliştiriyorlar. Bayağı bir başarı sağlıyorlar. Sonra hızla büyümeye başlıyor. Ve de 95 yılında yalnızca 40 kişilermiş. 97'de piyasaya sürülen Riva 128 adlı 3. grafik işlemci çipi büyük bir başarı yakalıyor. Sonrasında Allah yürü yağ kurumluyor. GPU'ları geliştiren şirket 2000'lerin başında Microsoft'un Xbox oyun konsolu için çip üretmek üzere bir sözleşme imzalıyor. Burada büyük bir başarı oluyor. Sonra da rakibi olan Sony ile PlayStation 3'e bu sefer entegre edilmek üzere yine bir sözleşme imzalıyor. Yeni bir çip sözleşmesi. Burada bir kez daha şirket katlanıyor. 2010'da makine öğrenimi için kullanmaya başlıyorlar. Yani yapay zekanın şu andaki en lokomotif şirketlerinden bir tanesi. Sonrasında devam edelim. 2010 yılında araba, mobil ve veri merkezi anlamında büyümeye devam ediyor. Toyota ve Baidu ile işbirliği yapıyor. Yine çip üretmeye başlıyor. 2019 yılında ise yapay zeka çalışmalarını artık bayağı bir sahipleniyor. Ve de Nvidia uçmaya başlıyor. Bütün Nasdaq'ta uçuşa geçiyor bütün şeyler, hisseleri. Devam edelim ve şu anda da Nvidia sektörün en büyük ve gelecekte en büyük böyle büyüyen yatırımcıların da en gözdesi şirketlerinden bir tanesine dönüşüyor. Ve de şu anda dünyanın en çok konuşulan şirketlerinden bir tanesi olmuş durumda. Bilmem siz biliyor musunuz? Yani bizde vardı ya, neydi o, bir borsada bir tane şey vardı hani. Bir anda uçtu. Sasa mıydı? Bir tane hisse vardı. Onun başka bir şeyini görüyoruz ama bu Nvidia'nın tabii kuruluş hikayesini ben bazen Türkiye'deki gençlerde görüyorum. Bir fikrim var. Ya kardeşim, bir fikrim varsa herkesin bir fikri var. Bir fikrim var, var olması seni ayrıcalıklı kılmıyor. Yani o yaşadığın dünyadan çıkartıp kopartmıyor. Bir fikrim var ve o fikri hayata getirecek, geçirecek altyapın var, maddi olarak imkanların var, hırsın var, sabrın varsa bir başarıya gidiyorsun. Yoksa bir fikrim var. Bak, bugün uçuyor şirket. 2024'ün en yükselen şirketi. 93'ten itibaren çalışmaya başlamışlar ve de köpek gibi çalışa çalışa buraya gelmişler. Yani şu anda böyle bir, bazen Türkiye'de çok görüyorum bunu. İşte bir tane fikrim var benim. Coğrafya kaderdir, çıkamıyoruz. Ya kardeşim, coğrafya kaderdir de yani sadece fikrin olması seni bir şey yapmıyor ki yani. Hani o fikri nasıl yapacaksın, nasıl geliştireceksin, nasıl büyüteceksin? Ona bakman lazım, onu geliştirmen lazım. Nvidia da bunun en şeylerinden bir tanesi. Şimdi başka ilginç bir şey oldu. Bir Amerikalı şirket Ay'a uzay aracı indirdi ve de bu ilk ticari kuruluş olarak da tarihe geçti. Uzay çalışmaları ticarileşiyor, biliyorsunuz. Düne kadar hani bu NASA'nın yaptığı, devletlerin sponsor olduğu çalışmalardı. Son yıllarda tabii bu ezber bozan bu hikaye de insanların kafası almıyor. Yani zorlanıyorlar. Yani nasıl yani? İnsanlar para verip gidiyorlar. Turist mi bunlar falan diyorlar. Oysa bakıyorsun bütün dünyada sektör bir anlamda özelleşiyor. Çünkü kamu artık bu kamu kaynaklarıyla bunu finanse etmek istemiyorlar. Ve 1972'de Apollo 17 uzay aracından bu yana ilk Amerikan uzay aracı Ay'a inmiş durumda. Daha önce de biliyorsunuz Hintliler indirmişlerdi bir tane araç. Türkiye'de bir tane aracı gönderecek, çarpacak oraya. Diyeceksiniz ki yani çarpmaya uzaya niye oluyoruz yani? O da bir başarı. Önce çarptırıyorsun, sonra yavaş yavaş indiriyorsun. Zaten bu inen uçak şeyde de araçta da şu anda tam bir cevap alamamışlar şeye.
gönderdikleri şeyden. Antenlerden biri bozulmuş. Sanırım ayın öbür yüzüne geçmiş yani şeyde. Önümüzdeki günlerde bakalım ne olacak diyor. Jeff Koons'un da bir eserini götürmüşler Ay'a. Sergi açıyor adamlar, bakar mısınız? Ben de bir sanatçı gönderildi dedi, eser gönderdi dedi. Acaba Refik Anadol bir tane eser mi gönderdi diye heveslenmiştim. Jeff Koons göndermiş eserini. Bu da konuşulan konular arasında yer alıyor. Bugün çok fazla bakıyorum neler söylüyorsunuz. Bizde boş vaatler fikri var falan diyor bir arkadaşımız. Ona startup ekosistemi deniyor diyor Kut. Ya Kut çok teşekkür ederim ya. Ben de abicim ne deniyor diye burada San Francisco'da geliyoruz gidiyoruz. Bunları öğrenemiyoruz yani şeyde. Sayende bakıyoruz. Hadi bay diyor. Magic Free Box'ı yolladık. Hadi bay kardeşim. Sen Nevşin'i izlemeye git bakalım. Tansu Hanım gençleşmiş vallahi diyor. Doğru, haklı. Abi hasta gibisin, geçmiş olsun diyor Emirhan. Hasta değilim. Ama biraz jet lag var. Onu da yavaş yavaş atlatıyoruz. Yavaş yavaş. Artık zaten tam atlatıyorum. Sonra memlekete dönüyoruz yani. Öyle de bir şey oluyor yani. Hani. Sosyal medyada ne konuşuluyor diye bakıyorum. Kenan, memlekette ne konuşuluyor? Ben bakıyorum burada genelde biraz daha yurt dışında olduğum zaman memleketten uzuyorum ve de çok fazla yayınları da takip etmiyorum. Televizyona zaten hiç bakmıyorum. Ne var memlekette? Siyaset, şu anda aslında bak ilginç bir haber var. Aposto yapmış herhalde. Neden seçim kampanyası bu kadar renksiz geçiyor diye bir haber yapmışlar. Renksiz mi geçiyor şu anda? Sadece mesela bir başka haber de sanırım miting meydanları neden dolmuyor diye bir haber var. Erdoğan şikayetçi diye bir şey var. Bizde seçime son düzlükte giriliyor. Yani şu anda ne kadar var seçime şu anda? İşte bir ay bir 40. hafta kaldı diyelim. Evet. 40 gün var. Ama son 10 günde bir seçim havasına giriyoruz ve dananın kuyruğu da son 10 günde kopuyor. Öyle bir tuhaf bir ülkeyiz. Yani şimdi vaatleri herkes sıralıyor ediyor ama asıl hamleler son 10 günde geliyor. Nitekim son seçimde. Bu mesela bence seçimi kaybettiren o video hatırlarsan Erdoğan'ın son 10 gündeki mitinglerinde hatta son 4-5 gündeki mitinglerinde yayınlanmıştı. Yani video dediğim sahte videodan bahsediyorum. İçinde Kandil'den işte Murat Karayıl'ın falan sanki Kılıçdaroğlu'nun şeylerini destekliyormuş, alkışlıyormuş gibi bir klip yapmışlardı. Miting meydanlarında izletmişlerdi. Son 4-5 günün işiydi mesela o, değil mi? Baktığın zaman şu anda tam bir havaya girdiğini söyleyemeyiz yani. Ya aslında Türkiye'de bence en önemli sıkıntılardan biri kendi çevrem ve konuştuğum insanlarda da ya neden aslında seçim atmosferine giremedik diye. Bence Türkiye'de mental seçim yorgunluğu var. Neden diye soracak olursanız 14 Mayıs 28 Mayıs'ta daha yeni bir seçimden çıktık ve Erdoğan yine kazandı. Muhalefetteki etkisizlik insanları biraz böyle bir bıktırmış vaziyette. Onun da etkisi var. Hala İşte Demleme ittifak olacak, İyi Parti mi destekleyecek, o olacak, bu olacak. Türkiye'deki güçlü muhalefet eksikliği de seçimin biraz daha renksiz geçmesine ve ard arda yapılan, örneğin bir sene olmadan üçüncü seçimi yapacağız biz Cüneyt Bey. Onun da insanlardaki etkisi, tabii tüm bunları bir kenara atacak tek bir cümle var, ekonomik kriz. Onun da etkisi sebebiyle olduğunu düşünüyorum ben. Tabii bugün bir Bursa'da bir deprem oldu, bir 4 nokta civarında, o çok konuşuldu. Kaan'ın etkisi devam ediyor. İşte dünyada ve Türkiye'de bu Kaan meselesi çok konuşuluyor. Türkiye'nin ilk muharip uçağı Kaan'ın etkileri devam ediyor hala onlarla ilgili. Onun dışında ne bakın işte bu görüntü çok güzel bir görüntü bence. Tüm mühendisler uçuş bittikten sonra TUSAŞ'ın sosyal medya hesabında paylaşıldı bu video. Bence çok güzel bir video. Tüm mühendis değil ama herhalde ya. Vatandaş da var. Bu kadar çok mühendis olur mu abi? Yok. Bence tüm vatandaş mühendislere koçuyor bence. Bunların hepsi mühendis mi? Gerçi üzerlerinde bence sarı yelek var birçoğunda. Evet. Bence mühendis Cüneyt Bey. Bakın yakın çekim var mıydı bunun bilmiyorum ama tüm o hem şey ekibi olabilir. Evet. Çok güzel bir görüntü bence de. Çok duygulandıran bir görüntü. Ben de beğendim bak. Başka?
Onun dışında ülkede konuşacağımız bir... Bu Engin Polat ve Dilan Polat yeni bir davadan komşularına saldırmışlardı. Birine 11 yıl, birine 8 yıl istiyorlarmış. Nereden nereye değil mi? Enerjiler bambaşka bir yere geldi. Onlar da unutuldular. Yani bir şekilde unutulmaya başladılar gördüğüm kadarıyla. Ve de yeni bir ceza söz konusu. İddianameyi almışlar anladığım kadarıyla. Şimdi son dönemde 3 tane büyük dava ve iddianameler ülkenin gündeminde. Birisi Dilan Polat ve Güzellik Merkezleri meselesi. Bir diğeri yakında davası var. Seçil Erzan süreci. Orada da bir arada herhangi bir şey olduğunda orası da kamuoyu tarafından konuşuyor. Bir diğeri de dün konuştuğumuz Adnan Oktar meselesi. Diğer haricinde birçok ilde ufaklı ülkede gündem oluyor ama bunlar harici pek toplumda rağbet de etmiyor. O sebeple böyle bir gündem bir şeyliği de var. Aslında biz de biraz gündem manyağı olduk. O kadar alıştık ki her gün bir şey olmasına, her gün büyük bir şeyin olmasına. Bir şey olmadığı zaman da huzursuz oluyoruz. Ya bugün bir şey olmadı. Acaba niye bir şey olmadı? Ne olmadı? Ne olmalıydı yani? Güzel işte. Hiçbir şey olmadan. Biz gazeteciler için no news is good news deriz yani. Eğer haber yoksa iyi haberdir bu. Yani hani bugün de öyle günlerden bir tanesini yaşıyoruz. O zaman yavaş yavaş buradan bugün de bitirelim. Mesela İliç meselesi çok hızlı gündemimizden düştü değil mi? Niye? Çünkü biraz da hayal kırıklığı. Diyorsun ki bir şey olmayacak. Soma'da ne oldu? 301 tane madenci öldü. 10 yıl geçti hala yargılama yapılmıyor. İnsanların hepsi serbest. Tutuklananların hiçbir sorumlu yok, şey yok. Şimdi 10 kişi ölmüş. 10 dakikada kapatırlar. Zaten bir tane bile. Niyeyse bu yabancılara acayip bir dokunulmazlık var. Yani mesela sen Amerika Birleşik Devletleri'nde ister Amerikalı olun ister yabancı bir suç işlediğin zaman gelirler üzerine çökerler yani. Bizde ise yani böyle bir şey var yani sömürge ülkesi gibi. Hani aman abi yabancılara dokunmayalım. Niye abi? Adam gelmiş içine etmiş ülkenin. 9 tane işçi ölmüş kurduğu şirkette tedbiri almamış. Gerekli teknik tesisatı almamış. Bildirim yapmamış. Aman abi şimdi başımıza dert almayalım. Herhalde böyle bir zihniyet var. Kompleks bence. Başka bir şey değil yani. Yani korku ve kompleks. Kendine güvensizlik. Neyse şimdi başka yerlere girmeyelim. Aldık başımızı gidiyoruz yani. Bu gece de diyor Kızılcık Şerbeti'ne yenildik Kenan. Kardeşim ne zormuş bu prime time'da program yapmak ya. Bir açıyorsun inci taneleri. Bir açıyorsun Kızılcık Şerbeti. Ne yapalım? Kaderimiz buymuş yani. Evet. Seçimlerde özel bir yayın yapıyoruz. Bir kez daha hatırlatayım onu. Seçim yayınlarına başladık zaten ama seçim gecesi de sizler geleceksiniz. Belki 200 ila 2000 arasında bir şeye bakıyoruz, salon bakıyoruz. Kafamda büyük bir salon var. Belki orasını alırsak daha da büyük bir şey olacak. O geceye destek olmak isterseniz, sponsor olmak isterseniz de şu anda şey yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bakabilirsiniz yani. Peki. Bizden şimdilik bu kadar. Kalın sağlıcakla.